Sevgili öğrenciler, merhabalar dostlar. Şimdi çemberde açının yeni nesil sorularını gömeceğiz bu videomuzla birlikte. Hadi vira bismillah diyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim. Başlayalım ilk sorumuzla. Saat soruları klasiktir arkadaşlarım. Saat sorularında şunları bileceksiniz dostlar. Şimdi 12 tane boşluk var değil mi? Şöyle 2 saatin arasını bir boşluk diye sayarsak, 2 ile 3'ün arası bir boşluk. Toplam 12 boşluk var ve sen 360'ı 12'ye böldüğünde 30 buluyorsun ki demek ki şunların her biri 30 dereceymiş diyeceksin dostum. Şimdi burada da bize diyor ki 11, 1 ve 3 rakamlarını gösteren noktaları birleştiren doğru parçaların oluşturduğu şu açının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru sormuş. Bakınız hemen şunu yapacağız. Şimdi bu açının gördüğü yay şurası. Şu yayı görüyor. Bakalım kaç dereceden oluşuyor bu yay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boşluk var. Yani 8 tane 30, 240 dereceymiş. E yarısı olacaktı çevre açı olduğu için 120'yi paketledim dostlar. Yine bir saat sorusu. O merkezli daire biçimindeki analog saat 15.40'ı gösterdiği anda ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi 40'ı gösteriyor. Bakın bu tam 8'in üstünde. Bunda bir sıkıntı yok. Tam 8'in üstünde de şu adam akrep dediğimiz şu küçük kerata bıdı. 3'te değil, 4'te de değil, 3 ile 4'ün arasında bir yerde. Ama nerede hocam? Şimdi bunu söyleyeceğiz dostlarım. Şimdi bu akrep dediğimiz kerata, yani şöyle 12'nin üstünden 1'in üstüne gelene kadar akrep küçük olan ya, saati gösteriyor ya. Buradan buraya gelebilmesi için tam 1 saat geçmeli değil mi dostlarım? Yani 60 dakika. O halde şöyle söyleyebilirim. Bu akrep 60 dakikayı döndüğünde, yani 60 dakika geçtiğinde 12'den 1'in üstüne ya da 1'den 2'ye ya da 2'den 3'e gibi tam 1 saat hareket ediyor. Yani 30 derecelik bir dönme işlemi yapıyor arkadaşlarım. Peki bize ne lazım şimdi kardeşler? 40 dakika geçmiş bak, tam 40 dakikalık bir zamanda kaç derece döner bu diye soracaksınız. Normalde şöyle düşünün. Saat tam 3 olsaydı, 15 olsaydı yani, bizim yelkovan dediğimiz şey burada, akrep dediğimiz şey de işte şurası olacaktı arkadaşlarım. Bu da akrep. Tam 3'ün üstünde olacaktı değil mi bu durumda? Ama bu adam 40 dakika dönüyor. Şurada 8'in üstüne geliyor bu adam. Büyüğü tamam bak, tam 8'in üstüne geliyor. Buradaki yeri belli. Ama küçük olanın 3 ile 4 arasında bir yere geliyor bu tam 8 olana kadar. Buradan buraya gelene kadar kaç dakikalık bir dönüş yapıyor? Bunu bulacağız şimdi arkadaşlarım. Şuradaki dönüş açısını bulacağız birlikte. Onu da böyle dedik. Dedik ki işte 1 saat geçtiğinde 3'ten 4'ün üstüne geliyor. Yani 30 derece dönüyor. 1 saat 60 dakikaydı. Demek ki 60 dakikada 30 derece dönüyorsa acaba 40 dakika geçtiğinde kaç derece döner diye bir soru soruyorum ki yarısına düşmüş. Bu da yarısına düşecek. 20 derecelik bir dönüş yapacakmış dostlarım. Demek ki tam 3'ün üstünden şu bulunduğu konuma gelene kadar 20 derecelik bir dönüş yapmış bu kerata. O halde şu bulunduğu konumla 4'ün arasına da 10 derece kaldı. Burası 10. Peki 10. Şurası zaten 4 ile 5'in arası 30. 5 ile 6'nın arası da 30. 6 ile 7'nin ve 7 ile 8'in araları da 30. Demek ki şuradaki merkez açının ölçüsünü biz bulduk. 30, 60, 90, 120, 10 daha 130'muş arkadaşlarım. Merkez açıyı buldum ama dikkatli olun, daha bitmedi soru. Şimdi devamını yapalım arkadaşlarım. Kırmızıyı alayım, onu da şöyle gösterelim. Şimdi 130 merkez açı olduğu için gördüğü yayın da ölçüsünün 130 olduğunu söylüyorum. Ve 130 sa bu yay, arkasında kalan şu yayın ölçüsü ise 230 olmalı. 360'a tamamlayabilmem için. Ve benim açım, yani şuradaki aradığım açı aslında 230'u gören açıdır ki yarısı olacak. Denizli'yi paketledim dostlarım. Evet, bir saat sorusu daha. Ne diyor? Bu iki çubuk arasındaki şu açının ölçüsünü soruyor bize. Dostlar bakın, üst tarafta 30 burası, 30 burası 60 görüyor. Alt tarafta 30, 60, 90 görüyor. İç açı olduğu için gördüklerinin toplamının yarısı olacak demiştik değil mi? İç açının ölçüsü buydu. 150 bölü 2'den 75'i paketledim.
Evet, bir katlama sorusu dedik ki bir katlama sorusuyla karşı karşıya kaldığınızda dairede çemberde eğer katladığınız yay bakın şuradaki şu yayı katlıyor bu adam ve getirmiş burada koyu mavi olmuş. Merkezden geçiyorsa bu katladığın yayın ölçüsü 120 derecedir. Her zaman böyle olur. Bunu bilin. Bir daha her seferinde ispatlamayın demiştim. 120'yi ezbere bileceksiniz dostlarım ki içiniz rahat etsin. Şimdi İşimizin rahat ettiğini anladık. Tamam, eyvallah. Ben bunu normalde konu anlatım videosunda ispatlamıştım hatırlıyorsanız arkadaşlar neden 120 olduğunu ama dedik ki bundan sonraki sorularda gördüğünüzde 120'yi yazın. Şimdi biliyorum ki artık şunu bir katlanmadan önceki versiyonuna geri açayım şöyle çemberi. Şuradaki yayın ölçüsü 120. Peki bu buna paralel mi? Bir bakalım. Teğet oluyor. Alfa demiş. Paralel olduğunu tam da şekildeki daire merkezinin kağıt CD boyunca katlanan katlamanın şekildeki daire merkezi olan O noktasında teğet oluyor. Mecbur paralel olacak değil mi arkadaşlarım? Tam O'dan geçmek zorunda olduğu için mecbur paralel oldu. Paralelse şu aradaki yayların ölçüleri de birbirine eşittir demiştik. 120 ise bunlara 60 kalıyor toplamda. 30, 30 diye de bunları dağıttım. Ve bakın alfanın gördüğü yay şu 120 ile 30'un oluşturduğu yay. Yani 150'yi görüyor toplamda alfa. 150'nin de yarısı olacak. Bursa'yı paketledim dostlarım. Evet, buna bakalım. O merkez daire biçimindeki karton üzerindeki A, B, C noktaları bulundukları yaylar sırasıyla katlandığında O noktasında çakışıyor. Bak sen bu A'yı DE boyunca katladığında O noktasında geliyormuş. Tam denk O'ya geliyormuş. Dolayısıyla bu yayın ölçüsü kesin 120. Hatta A tam olarak O'ya denk geliyorsa burayı da ikiye bölmüş demektir mecburen. 60, 60'ı yapıştır. Aynı şey C için de geçerli. 60, 60. B için de geçerli. 60, 60'ı yazdım dostlarım. Buna göre A, D, B açısı kaç derecedir diye soruyor. Bak A, D, B'yi gösteriyorum. A, D, B de burada. Şu açının ölçüsü kaç derecedir diye bir çevre açı sorusu oldu bu artık. Peki neyi görüyor bu çevre açı? Kaç tane 60 görüyor? Buna bakalım dostlarım. Şurayı komple taradım. 1, 2, 3, 4 tane 60 görüyor. Yani toplam 240 derece gördüğü için yarısı olacak. 120'yi paketledim gobeller. Bak yine bir katlama sorusu ve tam T'ye denk gelmiş. Gördün mü? Paralel doğruymuş bu. DE paralelmiş buradaki AB'ye. Ve tam D'ye denk geliyor. EKB açısının ölçüsü kaçtır diye soruyor. Şuradaki açıyı istiyor bizden. Şimdi artık neyi biliyoruz biz arkadaşlar? Bu yayın ölçüsü kesinlikle 120. Tam merkezden AB'nin üstüne geldiği için. 2. Şu aradaki yaylar paralel oldukları için bunlar birbirine kesinlikle eşit. 120 ise 60 kaldı. 30, 30 diye de bunları yazdım. Burayı da söyleyelim. Yani şu yayın ölçüsü 30, şu yayın ölçüsü 30 diyelim. Bizden de EKB açısını istiyor arkadaşlarım. Gelin bunu bir de geriye doğru açalım isterseniz şöyle. Şöyle açalım daha net görelim. Hatta bir de biraz inceltip siyahı da alayım. Şimdi şu ET katlanmadan önce şöyle bir yerdeydi arkadaşlarım. Şuradaydı T noktası. Tam buraya denk geldi. Bu yay 120 idi. Hatta T tam merkeze geldiği için 60-60 diye de buraları böldü diyelim. Başka şunu da geriye açabiliriz istersek ama çok da gerek kalmadı herhalde. Bu çemberin şöyle tamamını da çizeyim ben sizin için. Şunu da merkezden şöyle uzatalım kardeşlerim. Bunu da göstermiş olalım. Her şeyi bir göstermiş olayım istiyorum. Şimdi başka neler var? Şöyle bakalım. Şurası 60. Ben şunu çizsem şurayı. Diyeceksin ki artık bu 60'ı gören açı da kesinlikle 60. Şu da 60. Şurada bir merkez açı var, 30'u görüyor. Burası da 30. Şu açı 30'u gören bir çevre açı 15 derece olacak. Ve bakın şu 30'la 15'in toplamı iki iç açıdır. Bir dış açıya eşit kuralından aranan yeri 45 buldum arkadaşlarım. Evet, yine artık buna alıştık. Şuradaki katlanan yay kesinlikle ama kesinlikle 120 derecedir diyorum artık buna. OL dikmiş. OL. Şurası OL. Dikmiş AB'ye. AB nerede? Şurası da bizim AB dediğimiz yer. Şöyle uzattığımda bu da AB'ymiş dostlarım. Ve dikmiş bu buraya. Madem ki 90 derece merkez açımın ölçüsü, şurası da 90 derece olmak zorundadır. Şuraya da 30 derece kaldı, değil mi? Toplam 120 olsun diye.
Benden de OTK. Şu açının uzun ölçüsünü istiyor arkadaşlarım. X diyelim. Ben şuradaki Y'yi bulsam da mevzu bitiyor, değil mi dostlar? Şöyle yapacağız şimdi. Ya da direkt X'i de bulabiliriz aslında. Şimdi şurası çap olduğu için şu kısım çap. Üst tarafı 180, 30'u burada. Şu yayın ölçüsüne 150 derece kaldı. Şuradaki AK yayına 150. Bakın X'e bakarsanız dostlarım, şöyle biraz kalınlaştırıp kırmızıyı alayım hatta. X şu kiriş ile şu kirişin oluşturduğu bir açı ve ön taraftan 150'yi görüyor. Arka taraftan da şuradaki 90'ı görüyor dostlarım. O halde ikisinin toplamının yarısı olacak. Yani 240 bölü 2'den cevabım Bursa'dan geldi. Evet, bakın bu da bizim yine gösterdiğimiz katlama sorularından dostlarım. Şimdi katlanmış şekli öncelikle geriye açarsak, hatta siyahla açalım biz bunu. Biraz da inceltelim. Şöyle çeyrek çember kıvamına tekrar geri getiriyorum bunu. B buradaydı ve burası 90. B katlandı, buraya geldi. Tabii ki burası da 90. Ve dedik ki, hatta şunu da söyleyelim. Bu yarı çap, bu da yarı çap olacak değil mi? Şöyle gösterelim. Dedik ki arkadaşlarım, merkezle katlandığı yeri birleştirin. Birleştirdim. Ve buranın da yarı çap olduğunu mutlaka söyleyin ki şu eşkenar üçgeni çıkartın demiştik. İşte bakın, şimdi eşkenarı yazınca olay bitiyor. Şurası da 30 oldu kardeşim. Mevzuya bakın şimdi dostlar. Şurası da bizim kesinlikle ama kesinlikle yarı çapımız oldu. R diyelim buraya. 30 ikizkenar üçgeni görün dostlar. O halde şurası da 75. Şuranın tamamı da 75 oldu diyebiliriz kardeşim, değil mi? Tamamı 75. Şimdi şurası 90'dı. 60'ı yazdığım için buraya da 30 yazdım. 30 ile alfanın toplamı 75 ise alfaya da 45 kaldı. Yapıştır gelsin. Marifet burada şu eşkenar üçgeni oluşturmaktı dostum. Onu da dediğim gibi konu anlatım videomuzda zaten bahsettiğimiz bir şeydi. Evet, o merkez daire biçimli karton işaretli yerlerden kesiliyor. Küçük parça atılıyor. Çeyrek daireyi şurayı atmış arkadaşlarım. Şekil 2'deki gibi BC yayı şurada. Bu katlandı, buraya geldi arkadaşlarım. Şöyle oluyormuş. Katlanıp buraya gelmiş. Buradaki FE yayı da katlanıp şuraya gelmiş dostlarım. Şöyle bir FE yayında şekil 3'teki gibi O noktasında çakıştırmış bunları. Tamam. Biz hemen tabii ne yapacağız? Bunları katlanmadan önceki versiyonlarına geri açacağız şöyle. Şunu da açalım hatta hemen. F'yi de burada gösterelim. F burada. O noktasında çakışıyor. BE yayının ölçüsü nedir diye de bir soru soruyor. Bize de şuradaki yayın ölçüsünü bulmak düşüyor arkadaşlarım. Şimdi birlikte bulmaya çalışalım. Gelin bunu biz şöyle tamamını da çizelim mi arkadaşlarım? Çemberimizin tamamını da çizmiş olalım. Şu kirişi şöyle çizseydik. Bakın bunu katladığımda normalde F'ye geliyor ya, şurası tam merkezmiş ya arkadaşlarım, O noktasıymış. F buraya denk geldiği için kardeşlerim, o halde şuradaki yayın ölçüsü 120. Hatta bu adam ne yapıyor demiştik? Tam ortada olacak, 60-60. Şimdi aynı şeyi bu tarafta da göstereceğim. Bunun için şunu çizmem gerekiyor. Tabii karışmasın şekil ama şuradaki C de tam O'ya denk geldiği için bu da 60, şurasının da 60 olduğunu biliyorum. Şimdi geriye düşen şey ne arkadaşlarım? Bize düşen şey şuradaki yayın ölçüsünü bulacağız. Tabii ki şurası şuraya kadar, şöyle yazalım, 120 derecedir burası, bunu biliyoruz. Şurada bir 60 derece var şurası. 60 da burada 180 yaptı. Şuradaki parça kaldı bir tek. Onu da söyleyelim hemen. Onu da şuradan bulalım. Şöyle çizdiğimde şu 60'ı gören açı 60 olacak. Buraya 30 kaldı. Bu da 30 derece çıktı dostlarım. Dolayısıyla bakın 120, 30 daha 150, 60 daha 210 derece oldu buradaki yayın ölçüsü. 360 olması için geriye ne kaldı? 150 derece kaldı diyebiliriz. Bir spor arabanın hız kadranı şekilde gösterilmiştir. Hız kadranındaki bölmeler bir çember yayının 2 bölü 3'lük kısmını oluşturuyor dostlarım. Yani çember yayı normalde 360 derece ya. Bu 2 bölü 3'üymüş. Hemen 3'e 3'e böldüm, 120. 2 ile çarptım. 240 derecelik kısmıymış şurası. Kaç tane boşluk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane de boşluk var. Hemen isterseniz 240'ı 16'ya bölelim. 4'e böldüm,
60, 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 4'e böldüm 15. Her bir boşluğun arası 15 dereceymiş. Bunu bulduk hemen. Peki. Bu araç saatte 80 km hızla giderken otobana giriyor ve hızını 240 km'ye çıkartıyor. Bakın 80'deymiş hızı. 240'a çıkarıyormuş. Şuraya getiriyormuş ibresini. Şöyle olmuş. Muhtemelen şu açıyı soracak. Kaç derece dönmüştür diye soruyor. Evet. Kaç tane? 15 gitti, değil mi? Buradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 15 derece dönmüş diyebiliriz dostlarım. Bu da 80, 20, 8 kere 5, 40, 120. Yine bir hız göstergesi sorusu. Ha, bu sefer benzin göstergesiymiş. Benzin deposu boşken E noktası üzerinde 40 litrenin tamamı doldu olduğunda da F noktası üzerinde olacak biçimde şekildeki gibi saat yönünde hareket etmektedir. Gösterge ardışık iki çizgi arasındaki mesafeler eşit olup araç 100 kilometre yol aldığında ortalama 8 litre benzin harcamaktadır diyor arkadaşlarım. Tamamdır. Şimdi burası 40 litreye karşılık geliyormuş. 40 litre tamamı. 100 kilometrede 8 litre benzin harcayacakmış. Onu da yazalım. 100 kilometre gitmesi için 8 litrelik benzin harcaması gerekiyormuş. Dursun elimizde. Aracın benzin deposu boş iken E noktasındaki sarı gösterge depo tam dolduğunda F noktasına kadar 120 derece hareket etmektedir diyor. Bak buradan burası 120 dereceymiş. Bunu da biliyoruz. Yani 40 litrelik bir ifade oluyor değil mi? Burası toplam 40 litreymiş. 40 litrenin karşılığı 120 derecelik bir dönüş açısıymış arkadaşlarım. 120 derece. Yazalım mı onu? 40 litrenin karşılığı 40 litre 120 dereceye denk düşüyormuş. Bunu da söyleyelim. Bu araç yarım depo dolu iken yani 20 litrelik deposu varken 175 kilometre yol aldığında sarı çubuk kaç derece hareket eder diye bir soru sormuş bize. Yani 175 kilometrede ne kadar yol alır? 175 kilometre yol aldığında çubuk kaç derece döner? Bunu soruyor dostlarım aslında bize. Peki şimdi 100 kilometrede 8 litre harcıyorsa, onu bir daha yazıyorum. 100 kilometrede 8 litre benzin harcadıysa, acaba 175 kilometrede kaç litre benzin harcar bu adam? Önce bunu bulalım arkadaşlarım. Hemen 175 çarpı 8 bölü 100 eşittir x oldu. 4'e bölelim 2, 4'e bölelim 25, 25'e bölelim, 25'e bölelim 7, 7 kere 2'den 14 litre benzin harcadık şu anda biz dostlar. 175 kilometre yol gidebilmek için. Peki şunu da biliyorum. 40 litre gidebilmem için 120 derece dönmem gerekiyordu. 40 litrelik benzin için. Peki 14 litrelik benzin için kaç derece dönmen gerekir diye bir soru. Hemen bakın 3 katını, bunun da 3 katını alırsam 42 derece dönmem benim için yeterlidir dostlarım. Evet, güzel soruymuş bu. Biraz uğraştırdık bizi ama çıktık işin içinden. Bu ne diyor? Aşağıdaki şekilde bir aracın hızını gösteren kadranın üzerindeki sayılar eşit aralıklı olup derece cinsinden yazılmıştır. Tamam. 270 dereceymiş burası arkadaşlarım. Toplamda 270. O noktasında bulunan bir ibrenin ucu aracın hızı 60 km saat iken 45 dereceyi göstermektedir. Araç 120 km ile gittiğinde ibre A noktasını, 280 km ile gittiğinde de B noktasını göstermektedir. Tamam. O A B açısı kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi birlikte yapalım. 60 km giderse 45 dereceyi gösteriyormuş arkadaşlarım. 60 ile gittiğinde tam şuraya denk düşüyormuş. 45 buranın ortası ya şöyle. 30 ile 60'ın tam ortasındadır 45. 45 dereceyi gösteriyormuş 60 km hızla. Peki 120 km hızla gittiğinde neyi gösterecek bu ibre? Hani 60 km ile giderken 45'i gösteriyorsa 120 km ile giderken de 90'ı gösterecek haliyle iki katını. Demek ki ibrenin birinci ucu şurada olacak 90'da. A noktası burasıymış yani. 280 ile giderken nereyi gösterecek? Onu bulalım hemen. 60 ile giderken 45 dereceyi gösteriyorsa 280 kilometre ile giderken kaç dereceyi gösterir diye soralım hemen. Buradan da 280 çarpı 45 bölü 60 diyeceğiz. Birer sıfırı silelim. 3'e bölelim 2,
3'e bölelim 15, 2'ye bölelim 2'ye bölelim 14, 15 çarpı 14. 225, 210 yaptı arkadaşlarım. 210 dereceyi gösterecek. Demek ki B noktası da burası. İşte bize de diyor ki OAB açısı kaç derecedir diye bir soru soruyor. Bunların her biri 30, 30, 30, 30 derece olduğunu görüyorum. 4 tane 30, 120 yapar. Merkez açı olduğu için bu da 120 derece yapacak. Ama bize neyi soruyor? OAB açısını soruyormuş. Pardon, AOB'yi değil, OAB. Yani şurayı soruyor. Onu bir daha göstereyim. Şu OAB'yi de şöyle çizelim de. Bize şuradaki açıyı soruyor arkadaşlarım. OAB. 120, tabii ki bunlar yarıçap yarıçap ikizkenar, 30-30 olacak değil mi bunlar da? 120, 30-30 üçgeninden aradığım cevap 30 geldi. Evet, yine bir ibre sorusu. Aşağıda bir aracın O merkezi yarım daire şeklindeki yakıt deposu gösterilmiştir. E boş, F full. Deposu en fazla 60 litre yakıt alabilen bir araç. 100 kilometrede 8 litre yakıt tüketimi yapmaktadır. Tamam. Depo full iken yola çıkan araç 300 kilometre yol aldığında yakıt ibresi F'üsü noktasına geliyor. Demek ki şuradan şurası 300 kilometreymiş arkadaşlarım. 100 kilometrede 8 litre yakıyorsa bu adam, 300 kilometrede 3 çarpı 8'den 24 litre benzin yakar. Yani şurası aslında 24 litreymiş. 300 kilometreye karşılık geliyormuş. Şimdi derecesini bulacağız arkadaşlar bir de bunun. Toplam 60 litre yakıt alabiliyormuş ya arkadaşlarım bu adam. 60 litre. 24'ü buradaysa şuraya 36 litre mi kalıyor? Şu açıda 36 litre. Peki 60 litrenin karşılığı, şöyle yazayım, 60 litrelik benzinin karşılığı yarım daire, yani 180 derece. Peki 24 litrenin karşılığı kaç derecedir diye soralım. Hemen bakın, bu bunun 3 katı, bunun da 3 katını alacağız, 72 derece olacak. Yani şurası aslında 72 dereceye de denk. Tabii ki geri kalan kısım o halde şuradaki kısımda 108 dereceye denk olacak. Neyi soruyor? EO F üssü. Şuradaki açıyı bize soruyor. EO F üssü dediğimiz şu açı. Bakın, merkez açı 108 dereceyi gördüğü için ben de 108'i işaretledim dostlarım. Defne 3 arkadaşını akşam yemeğine çağırmış ve bir pizza şirketinden büyük boy pizza sipariş vermiştir. Şirket pizzayı aşağıdaki gibi 12 eş dilime ayırarak göndermiştir. Tamam. 12 eş dilimse bu her bir dilimin arasındaki açı 30 derece olacak değil mi dostlarım? Şöyle yazalım. Bu da 30 derece. Şurası da 30 derece diyelim. 12'ye böldüğümde 360'ı, her biri 30 derece. Defne ve arkadaşları bu pizzadan İkişer dilim yedikten sonra, Defne ve arkadaşı, yani 4 kişiler bunlar, toplamda 3 arkadaşı var bir de Defne, 4 kişiler ikişer dilim yiyorlar arkadaşlarım. Yani 8 dilim gitti. 8 dilim yendi şu anda. Kalan parçaları Defne ile bir arkadaşı eşit olarak paylaşıp yiyor dostlarım. Şimdi 8 dilim yendiyse geriye 12 dilimdi ya bunlar. 4 dilim kaldı arkadaşlarım. İkişer dilim yiyor değil mi Defne ve arkadaşları? İkişer dilim yedikten sonra kalan parçaları 4 dilim kalıyor arkadaşlarım. 4 dilim. Bu 4 dilimi de Defne ile arkadaşı eşit olarak paylaşıp yiyor. 4 tane dilim kaldı. 4 dilim. İkişer ikişer yediler. İkişer ikişer yediler. Buna göre Defne'nin yediği pizzanın dilimlerinin merkez açıları toplamı kaçtır diye bir soru soruyor. Bir kere Defne ilk başta bunlardan iki tanesini yedi. Yani 30-30, 60 dereceyi bir gömdü Defne. Pis boğaz. Peşine yetmedi. Kalan 4 dilim var değil mi? 4 dilim demek 30'dan 1, 2, 3, 4 dilim 120 derece demektir. Bunu da yarı yarıya yemişler. İkişer ikişer. Yani 60'ını Defne, 60'ını da diğer bir arkadaşı yemiş. Böyle bir şey. Defne bir 60 daha yedi. 60 da önceden yemişti. Toplam 120 derecelik pizza yemiş kardeşim. Üçte birini gömmüş yani her türlü. Evet, şu sorudayız. Eşit aralıklarla dizayn edilmiş. Peki kaç aralık var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane aralık var. Hemen 360'ı 8'e böldüm dostlarım. 1 aralık 45 derece çıktı. Şurası 45, şurası 45. Y'ye bakın. Merkez açı dostlarım. Merkez açı olduğu için 90 dereceyi görüyor. Y'de 90. X'e bakın.
çevre açı 90 derecelik yayı görüyor. Yarısı olacak 45. Bize neyi soruyor? X ve Y'nin toplamı. 90 ile 45'in toplamını soruyor dostum. Ceyhan'ı paketledim bile. Bir doğum günü pastası 4 eş parçaya şekildeki gibi ayrılıyor. Peki, ayırdık. Bu parçalardan biri 5, diğeri 3 eş parçaya ayrılıyor. Şimdi bakın, şuradaki 90 dereceyi 5 eşit parçaya ayırdığımda 90 bölü 5'ten her biri 18 derece olacak arkadaşlarım. Şöyle 18 derecelik 5 parça. Bunu da 3 eş parçaya ayırıyormuşum bu 90'ı. Her biri 30 derece olacak. Sarı çizgilerin arasındaki ölçüyü soruyor bize. Şuradaki ölçüyü soruyor dostlarım. 1 18, 2 de 30'dan oluşuyor. 60, 18 daha 78. Gayet kolay, basit bir soruymuş dostlarım bu. Birbiri ile kesişen iki doğrusal yol üzerinde trafik kontrolü yapan belediyeye ait helikopter, görüyoruz şurada bir helikopterimiz var şurada, şekildeki gibi dairesel bir rota izliyor. Şöyle dönüp de dolanıyormuş. Helikopterin rotasının uzunluğu 2.4 kilometreymiş. Bakın buranın tamamı 2.4. Yani çemberin çevresi, yani 360 derecelik çemberin uzunluğu 2.4 ya da 2400 metreymiş arkadaşlar. Peki. Diyor ki bu iki kesişen yol arasındaki uzunluklar, kısımların uzunluğu, yani şurasıyla şurasıdır. Kesişen yollar arasındaki uzunluklar, biri 200 metreymiş, biri de 800 metreymiş. Hemen bulalım kaç dereceye denk düşüyorlar. 800 metre kaç derecedir diye soralım. Bak, burayı 3'e böldüysen burayı da 3'e böleceksin. 120 derece gelecek. Şurası 120 derece. 200'ü de bulalım arkadaşlarım. 200 metre kaçtır? 4'e böldüm. Bunu da 4'e bölüyorum. 30 derece buluyorum burayı da. Bize diyor ki yolların arasındaki dar açının ölçüsü, şuradaki açının ölçüsünü soruyor ki dış açıdır bu, x diyelim ona. Gördüğü yayların 120 ile 30'un farkının yarısı olacak. 90 bölü 2'den 45 derece geldi cevabımız dostlar. Güzel soruymuş. Şuna bakalım. Bir ablem çalışması yapan reklam şirketi için iki eş çember kesişiyorlarsa dostlarım, bunlar birbirinin merkezinden geçiyordu hatırlarsanız. Çemberlerin kesişme durumundan bahsetmiştik birinci videomuzda. Birleştirerek dörtgen oluşturulmuş arkadaşlarım. Eş çemberler birbirinin merkezinden geçirilip, zaten söylemiş de birbirinin merkezinden geçtiğini, çemberlerin kesim noktaları çember üzerindeki noktalara birleştirilmiş ve bir dörtgen oluşmuş görüyoruz. X açısı kaç derecedir diyor. Burada demiştik ki size, hangi merkezden geçiriyorsa o merkezde kesim noktalarını birleştirin ve bunların yarıçap olduğunu söyleyin. İşte söyledim. Şunu da birleştirecektik, yarıçap. Şunu da birleştirecektik, yarıçap. Şurayı da birleştirirseniz mecbur bu da yarıçap. Bakın burada iki tane eşkenar üçgen çıkıyor dostlarım ki beni şurası 120 derece ya. Bakın bu 120 derece. O halde şurada gördüğümüz yay 120 merkez açı olduğu için bu yayın ölçüsü 120 görüyor bu yay arkadaşlarım. Dikkat edin. Bu da 120 derece olacak. X'e bakın, çevre açı ve 120'yi görüyor. Yarısı olacak 60 derece. Yine bir hız kadranı. Bu ibre 60 derecelik dönmüş olduğunda aracın hızı kaç kilometredir diye soruyor bize. Bakın 180 derece döndüğünde araç, şuradan şuraya şöyle 180 derece dönüp ibre 240'ı gösteriyormuş. 240 hızıyla gidiyor. Bana diyor ki 60 derecelik dönse, yani bunun 3'te 1'i kadar döndüğünde, hemen 240'ın 3'te 1'i 80 kilometrelik hızla gidecek diyebiliriz. Gayet basit bir doğru orantı sorusu. Daire biçimindeki bir parkın merkezinde ve çevresinde eşit aralıklarla aydınlatma direkleri bulunuyor. Hemen eşit aralıkmış bunlar, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Hemen 360'ı 9'a böldüm ve 40 dereceymiş şunların her bir yayının ölçüsü dedim arkadaşlarım. 40 dereceymiş, şöyle yazdım. Eşit aralıklarla kondu. Direklerin arasına şekildeki gibi renkli ipler çekildi. Buna göre siyah ve sarı ipler arasındaki dar açı, siyah burası, sarı burası, arasındaki açıyı istiyor bizden. Kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi hemen yapalım. 1. Şuradaki açı merkez açıdır ve 80'i görüyor dostlarım. O halde bu da 80.
Şurası 40'ı görüyor. O halde bu da 40. Merkez açı olduğu için. Şu benim çemberimin yarıçapı. Bu da benim çemberimin yarıçapı. Aradaki açı da 120 olduğundan dolayı dostlarım 120 30 30 üçgenidir. Şurası da 30. Şurası da 30 yaptı. Ve bakın şu açıyı bulacağız. 30 ile 40'ın toplamı iki iç açı. Üçüncünün dışına eşit. Yani x'e eşit. Cevap 70 geldi. Şekilde verilen daire grafiği 8 bölgeye ayrılmış. Tamam. Ve bölgelerin alanları üzerinde yazan sayılarla doğru orantılı olarak verilmiştir. Tamam. Buna göre 2'nin tam sayı kuvveti olan bölgelerin merkez açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlarım. 2'nin tam katı kuvveti olan bölgelerin. Şimdi 2'nin mesela birinci kuvveti şu bölge. 2'nin ikinci kuvveti karesi yani bu bölge. 2'nin küpü bu bölge. 2'nin dördüncü kuvveti de şu bölge. Yani bize 8'in, 4'ün, 2'nin ve 16'nın olduğu bölgelerin merkez açılarının ölçüleri toplamını soruyor. Şimdi bunu bulacağız. Öncelikle buradaki tüm alanları bir toplayalım. 16, 6 daha 22, 28, 8 daha 36, 46, 46, 48, 58, 62, 72. Tüm alan 72 birim. Ve bu 360 derecenin alanı dostlarım. Yani kaç katı olduğunu gördünüz mü? 5 katı. Demek ki alanla derece birbirinin 5 katı. Şimdi bu 2'nin derecesi ne olacak o zaman? 2 ya 5 katı olacak. Şurası 10. 4'ünki 20. 8'inki 40. 16'nınki 80. 5 katlarını aldım. Toplayalım 80, 100, 110, 40 daha 150 dereceye denk düşüyormuş. Evet, bu ne diyor arkadaşlarım? AB çaplı daire biçiminde bir oyun alanı eşit uzunlukta KL ve LM şeritleri ile bölünmüş ve bunlar eşit uzunluktaymış. Şöyle gösterelim. KL paralelmiş AB'ye. Tamam. 80 ve diyor ki M ile B arasına çekilecek şerit LM şeridi ile arasındaki açı kaçtır? Şimdi M ile B'nin arasına da bir şerit çekiyormuşuz. LM ile arasındaki açı kaçtır diye soruyor. Hemen X ise gördüğü yay 2X. Paralel oldukları için bu aradaki yay da mecbur 2x olacak. Bunu da söyleyelim. Sonra 80'in gördüğü yay, bakın şuradan başlıyor 80'in gördüğü yay. K'dan, A'dan geçiyor, M'ye kadar geliyor. 160 derece olacak. Ve 80 ise burası, 160 ise burası, geriye kalan kısım 200 derece olacak. Bunlar da eşit oldukları için arkalarındaki yaylar da eşittir. 100 derece KL yayı, 100 derece de LM yayı olacak arkadaşlarım. Şurası 100 dereceymiş toplamda. Ve şuraya da ne kaldı? 100 eksi 2x de buraya kaldı. Şimdi ne yapalım başka? Şurasının 180 olduğunu konuşalım arkadaşlarım bir de. Şöyle hatta şurayı da yapayım. Şimdi şu tırtık yaptığım yer 160'tı ya. Şu A'dan aşağısı şurası 160 eksi 2x olur arkadaşlarım. Çünkü 2x'i burada. Şimdi şu yarım daireyi de gösterelim ve ölçüsünü yazalım arkadaşlarım. Bakın şurada bir yarım daire var. 180 derecedir ölçüsü ve bu 180'in içinde bakın neler yazdığını görün. 160 eksi 2x yazıyor. Artı bir de 100 eksi 2x yazıyor. Bunların toplamı 180. Şurası 260 eksi 4x eşittir 180. 180'i buraya aldım. 80 eşittir 4x. X eşittir 20 çıktı sorumuzun cevabı. 23 numaradayım. Bakın bundan da bahsetmiştik değil mi konu anlatım videosunda. Eğer bir kiriş yarıçapa eşitse arkasındaki yay 60. Yarıçapın kök 2 katıysa 90, kök 3 katıysa da 120 olur demiştik. Bunları ispatlayarak yapmıştık soruları çözerken. Konu anlatım kısmında göstermiştim bunları. Peki tamamı 360 olacak. 120, 60 daha 180, 90 daha 270. O halde x, y ve z'nin toplamına ne kaldı mecbur 360 olması için? 270'ten geriye 90 kaldı. Şuna bakalım. Bir şirketin aylık gider tablosu aşağıdaki o merkezi dairesel grafikte gösterilmiştir. Maaş 135, diğer 225, kira gideri yemek giderinin
neymiş? İki katıdır. Toplam gideri 5400 olan bu şirket ne diyor? Dijital grafikte gider tablosu. Şimdi 135, 225 neyse devam edelim. AOB yani açıların farkını istiyor. İki tane açının farkı isteniyor bizden. Şimdi şöyle yapalım. 540 toplam giderse yemeğin de diyor iki katıdır diyor kira gideri. Yani burası X lira ise burası 2X lira olacak arkadaşlarım. Bu 135 lira, bu 225 lira ve hepsinin toplamı da 540'mış. Toplayalım. 300, 360 lira burası yapıyor. Artı 3x var eşittir 540 lira. 360'ı çıkarttım. 3x eşittir 180'den. X eşittir 60 bin lira geldi. Demek ki burası da 60 bin liralık. Burası da o halde 120 bin liralık bir karşılık veriyor demektir. Bir de şunu söyleyelim. Tüm maaş, tüm gider pardon 540 ya 540 TL. Kaç dereceye karşılık geliyor? Tamamı 360 dereceye. Hadi 120 dereceyi bulalım mesela. 120 derece 120 TL kaç dereceye karşılık gelir? Bunu bulalım. Hemen 120 çarpı 360 bölü 540 eşittir x diyelim. 180'e böldüm 2. 180'e böldüm 3. 3'e böldüm 3'e böldüm 40. 2 kere 40 80 dereceye karşılık geliyormuş. Demek ki şuradaki merkez açının ölçüsü 80 dereceymiş dostlarım dedim. Neyi sorduğunu da tam hatırlamadığım için hepsini bulacağım. 120 80 ise 60 ne olacak? Yarısı 30 derece olacak. Neyi soruyordu şimdi? AOB. Şu açıyı bulacakmışız. 135 kaç derecedir onu bulacağız. Şimdi 60 TL'den yapalım yemekten. 60 TL'nin karşılığı 30 derece değil mi dostlarım? Yok 120 80 değil mi bu arada ya? Tabii bu 40 derece o zaman. Tamam yarısı olacak ya 40 derece. 60 TL'nin karşılığı 40 derece. Bize ne lazım? 135 TL'nin karşılığı kaç derecedir? Bunu bulacağız. 135 çarpı 40 bölü 60. Birer sıfır sildim. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 3'e böldüm 45. 2 çarpı 45'ten 90. Şurası 90 dereceymiş. AOB 90. COD. Onu da 80 bulduk. 90 eksi 80'den 10 derecedir geldi cevap. Bir kapının kilidi şekilde gösterilmiştir. Kilit mekanizması bir ucu gri dairenin merkezine bağlı olan siyah çubuk döndürülerek çalışmaktadır. Çubuk kapının arkasına geçtiğinde kapı kilitlenmektedir. Siyah çubuğun boyu gri çemberin yarı çapının uzunluğuna eşitmiş. Yani şurası R, şurası da R. 2R'ymiş çapının uzunluğuna eşitmiş. Çubuk kaç derecelik dönme açısı boyunca kapı kilitli kalır? Şimdi şunu diyor arkadaşlarım. Bu çubuk şöyle gösterelim biraz kalın alalım. Şimdi buradayken sen şu siyah çubuğu döndürmeye başlıyorsun. Şöyle döndürdün. Şöyle ya. Döndürüyorsun böyle böyle böyle. Tam kapıya değmeye başladığı an şu 2R dediğimiz uzunluk tam kapıya değdiği an artık kapı kilitleniyor. Ve buradan dönüyor 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 dönüyor. Çubuk şu pozisyona geldiğinde artık açılmaya başlıyor arkadaşlarım. Bana da diyor ki burada kaç derecelik bir dönüş yaşamıştır. Bunu soruyor işte dostlar. Hadi gelin gerisini şöyle halledelim arkadaşlarım. Biraz kalemi de incelteyim hatta. Şimdi 2R uzunluğundaydı. Şurası tam teğet olduğu için R uzunluğunda hocam. Dikincek yarıçap teğete. Bakın 90'ın karşısı 2R ise 30'un karşısı R'dir. O halde şurası 60 derece. Bir 60 da buradan gelecek aynı sebepten 30 60 90'dan. Demek ki toplamda 120 derece dönerse bu kapı kilitli kalır diyor. Evet, güzel bir soru. Antik heykellerin sergilendiği bir müzede dairesel bir alanın girişi dışındaki çevresi heykelleri koruyabilmek için eşit aralıklı zemine dik olacak biçimde çubuklarla çevrilmiş, etrafına da ip gerilmiştir. Görüyorsunuz şurada eşit aralıklı çubuklar varmış. Her birine X diyelim mi? Şu anda bilmiyoruz bunların kaç tane olduğunu. Ben de bilmiyorum arkadaşlarım. Şöyle yazalım. Her biri X, 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 X'tir bunların. Şurayı bilmediğimiz için hani görüntüye baktığında sanki buraya da bir tane gelecekmiş gibi ama bilmiyoruz tabii kaç tane gelecek. Buraya da Y diyelim. Kaç tane x var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane x var. Bir de y var arkadaşlarım ve bunların toplamı yuvarlak yaptı değil mi? Yani 360 derece yaptı. Bu bir. Bak burada
40 derecelik bir açıyla aydınlatma görüyorsunuz. Bu 40 derecenin, şöyle yazalım, çizelim, dış açı olduğunu da görün dostlar. Burada şurada gördüğü yay 3x artı y, şurada gördüğü yay ise 2x. Ve dış açı olduğu için ikinci gördüğünden, yani 3x artı y'den birinci gördüğünü, yani 2x'i çıkarıp 2'ye böldüğümde 40'ı bulacağım. Şurada x eksi y bölü 2 40'tır. Demek ki x eksi y 80'miş kardeşim. Gel bunları alt alta toplayalım. Y'ler gitsin. 16x eşittir 480 değil, 440 oldu. 16x 480 oldu değil mi? Doğru topladım değil mi lan? 40, 440 oldu doğru. X eşittir işte 440 bölü 16 geldi kardeşlerim. Şimdilik böyle bir dursun bunlar. Peki burayı doğru yaptım değil mi? Ha, 3x artı y burası. Çok pardon arkadaşlarım. 3x artı y, yani 2x artı y oluyor. Çok çok özür dilerim. X artı y'miş. O zaman çıkartalım birbirinden. Pardon. Şimdi çıkartacağız. Y'ler gitti. 14x kaldı. Eşittir 280. Şimdi daha mantıklı geldi. Evet, x eşittir 20. Şimdi güzel sayı bulduk. Peki devam edelim. Buna göre görevli şekil 2'deki dairesel bölgenin girişindeki sınır çizgisi üzerine kadar yaklaşıp feneri açtığında aydınlattığı çubuk kaç çubuk görür? Aydınlattığı şey kaç çubuk görür? Şimdi bu fener 40 derecelik ışıkla aydınlanıyor. Şöyle baktığımızda arkadaşlarım, 40 derecenin gördüğü yer 80 derece olmalı değil mi? 80 olacaksa bu adam, 80 olacaksa her birinin arası da 20 ya. Mesela şuradan başladı 20, 1, 2, 3, 4 tane 20 görecek ki 80 olsun. Demek ki bir şurayı bir de şurayı aydınlatabilir. Kaç tane çubuk görüyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane de çubuk görüyor diyebilirsiniz dostlarım. Aslında bunu şey dese daha iyi olur. En fazla kaç çubuk görebilir dese daha iyi olur. Çünkü ben bu 40'ı şöyle de aydınlatabilirim. 80'i şöyle de yapabilirim. Değil mi? Birinin arasından geçirip 4 tane de aydınlatabilirdim aslında, ama en fazlasını soruyordur muhtemelen, öyle demek istemiştir. O yüzden cevap 5. Pekala, buna bakalım. Bakın aynı soru galiba, aynı şeyden başlıyor. 9'a kadar numaralandırılmış. Kaç tane boşluk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane boşluk var. Her birine x desem, şöyle x yazalım her birine. Şuraya da y yazalım. O zaman diyeceğim ki 9x ile y'nin toplamı 360'tır hocam. K merkezi dairesel kasa butonu gösterilmiştir. Ok 5 numarayı gösterirken saat yönünde 210 derece döndürüldüğünde 0'ı gösteriyormuş. Bak şuradan saat yönünde döneceğiz şimdi. Burada 5'i gösteriyor. 0'ı gösterecek arkadaşlarım. Şöyle buradan buraya 210 derece dönüş yapacak o halde. Hemen şurayı da bir hesaplayalım mı? Kaç var burada? 1, 2, 3, 4x ile y'nin toplamı var değil mi? 4x artı y eşittir 210 olacak. Hemen çıkartıyorum birbirinden. 5x eşittir 100. 50 mi oluyor? Evet, 150. X eşittir 30 dereceymiş. Yani bu taraftan da söyleyebilirmişim aslında 30'u. Önemli değil. X'i bulduk. Marifet bu. Şimdi buna göre ok 0 durumundayken saat yönünde 90 derece döndürülürse kaç numaraya gelir diye soruyor. Hadi sonrasında maviyle yapalım. Ok şimdi 0'da 90 derece dönecek. 30 ya bu. 30, 60, 90 dönüp şuradaki 3'ün üstüne gelir arkadaşlarım. Ok 3 numarayı gösterir diyebiliriz. Evet, yine benzer bir soru çeşidi galiba. Bir bakalım ne diyor. Bir kasanın dairesel şifre çarkı etrafında sabitlenmiş 10 çizgi şeklindeki gibi birden 10'a kadar numaralandırılmış numaraları ardışık sayılar olan her iki çizgi arasındaki mesafeye eşit olup çark döndüğünün üzerindeki yok hangi çizgiyi gösteriyorsa o çizgi ait sayı seçilmiş oluyor. Peki. 8 numaralı çizgi seçiliyken çark saat yönünde 192 derece döndürüldüğünde 2 numaralı çizginin üzerine gelmektedir. Tamam, bunu bir gösterelim. Şimdi saat 8'i gösteriyor. Şey, saat diyorum. Sonra 2'ye gelecek. Kaç derece dönüyormuş buradan buraya? Saat yönünde 192 derece dönüyormuş dostlarım. Şimdi şunların da yine her birine x x x diyelim biz. Şöyle x x olsun bunlar.
Şimdi 192 ise geriye ne kaldı? 200 olsaydı 160, 168 kaldı. Kaç x'i görüyor bu merkez açılı 168? 1, 2, 3, 4, 5, 6x 168'miş dostlarım. Hemen 6'ya böleceğim. Bölersek 6'ya 2 kere 6 12 çıkarttım 4 48'de 8 kere 28 dereceymiş şunların her biri. X'lerin her biri 28 derece. Tamam. Çark 3 numaralı çizginin üstündeyken ilk olarak saat yönünde 112 derece, daha sonra saat yönünde 248, değil mi? Saat yönünde 112, daha sonra 248, son olarak da saat yönünde 84 derece döndürüldüğünde kasa açılmaktadır. Buna göre kasanın şifresi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Peki. Önce şunu da söyleyelim. Burada kaç x vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane x var, değil mi arkadaşlarım burada? 9 tane x'in toplamı 9 çarpı 28'den. Hemen yazalım bunu. 28 ile 9'u çarpalım bir. 8 kere 8 64. 72 elde var 7. 18, 7 daha 25. 252 derece şuradan. Şurası 252. 8, 108 derece daha koyunca üstüne, yani şuradaki boşluk 108 dereceymiş. 108 derece daha geldiğinde toplam 360 oluyormuş. Şunların her biri 28. Şimdi ne diyordu? 3 numaralı çizginin üstündeyiz ilk etapta. İlk olarak saat yönünde 112 derece döndüreceğiz. 112 demek kaç tane? 28 demek. Ona bakalım arkadaşlarım. 28 ile neyi çarpalım? 4'ü çarpsam 80, 32 daha 112 yapıyor. 4 tane 28 dönecek. Yani 1, 2, 3, 4 derece dönecek, değil mi? 28, 28, 28, 28. Birinci sayımız 7. 7 ile başlayacak. Yani şifremiz 7 ile başlıyor. Tamam. Sonra diyor ki saat yönünde 248 derece daha dönecek. Şimdi 248 derece dönmesi için 28 buradan döndü. 28 daha buradan döndü. 28 buradan. 28 şuradan sonrası da 108 olacak, değil mi? Bir hesaplayalım. 28, 28 daha 56. Bir 28 daha 56 ise 64, 84 yaptı şuraya kadar. 84 derece dönüyor buradan burası. 84, 108 daha ekledim. 108'e 84 ekledim. 12 elde var 1. 9, 192 dönmüş oluyor buradan buraya kadar. 1'e kadar geliyor. Daha 192 döndü ama. Şimdi 192'ye bir 28 daha ekledik. 8 eklersem 200. 220 oldu. Şuraya kadar geldi. 220. Bir 28 daha eklersem 248 olur ki 3'ün üstüne denk gelir dostlarım. İkinci sayımız 3 olacak. Bu da gitti. Cevap 736 geldi. Evet, devam. Bakalım bu ne diyor? 54 derece. Bakın şu içinde kağıdın kenarına gönye yerleştirilmiş. Gönyenin burası 90 derece olacak, biliyorsunuz bunu. Şurası 54 ise şuraya 36 kaldı. Hatırlayın, bunun klasiğini çözdük. Eğer gönye yani daha doğrusu bir dik üçgen koyuluyorsa çeyrek çembere, hemen bunu yarım çembere tamamlıyorum. Ve diyorum ki şuranın çevre açı oldu bu. Çevre açının 90 derece olması için mutlaka çapı görmesi gerekir deyip burayı uzattığımda çap olduğunu söylüyorum buranın. Peki 54. Şurası 36 ise 36'yı gören şu çevre açı 18 olacak. Bunu yazalım. Bakın buradaki şu adam gelmiş diktir, burası çeyrek çember olduğu için. Bu yarı çap, bu yarı çap olduğu için ikiz kenar üçgen çıktı, değil mi? Kayı kuralından şunlar. 18 ise benim aradığım adam da 18 olacak. Yapıştır gelsin dostlar. Evet, 30 numara yine saate benzer bir şey. Evet, analog saat 11.30'u göstermektedir diyor dostlarım. Açının ölçüsü alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor bize de. Şimdi 11.30, 30 dediğimiz yer tam altının üstünde. 11.30 olabilmesi için tam bu 11'in üstünde değil, 12'nin de tam üstünde değil ama 30 dakika geçmiş dostlarım. Yani şuradan şuraya 30 dakikalık daha bir dönüş yapmış bu adam ve biz biliyoruz ki 60 dakikalık dönüş yapabilmesi için 30 derece dönmesi lazım. 30 dakikalık dönüş yapması için de o halde 15 derece dönmesi lazım. Yani şu ara 15 derece. Şurası 30. 30,
30, 30, 30. Kaç tane 30 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane 30. 150. 15 daha 165. Şuradaki yayın ölçüsü 165 derece. Bu adam da yarısı olacağı için 82,5 çevre açı olduğundan dolayı. Evet. Kaç tane soru vardı ya? Aa, son soruymuş arkadaşlarım. Çok iyi. Hadi bunu da çözelim de. Yoruldum. 50 dakika olmuş ya. Ön yüzü turuncu, arka yüzü mavi, daire AB kirişi gösterilmiştir. AB boyunca katlandığında tamam, bakın merkezden geçiyor. Ne demiştik? Şimdi eğer katlanıp da merkezden geçiyorsa bu yayın ölçüsünün 120 olduğunu ezberleyin demiştik. Şu alfayı da şöyle geriye de açalım. Şöyle bir çizgiymiş bu. Alfa şurasıymış arkadaşlarım. Bakın bu alfa şu yayı görüyor dostlar. Bu yayı görüyor. Ve bu yayın ölçüsü şurası 120 olduğu için 240 kalıyor buraya, toplam 360 olması için. Alfa da 240'ı gördüğünden dolayı ve çevre açı olduğundan dolayı yarısı olacak. 120 oldu arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Çok yoruldum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlarım.